Değerli öğrenciler, merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Değerli arkadaşlar, kanalımıza yeni gelen arkadaşlar da varsa onlara da hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, MEP TYT 3 adım test kitabımızdan soru çözümlerimize devam ediyoruz. Biz de cümlenin öğeleri üzerinde duracağız. Bu arada kanalımıza abone olursanız arkadaşlar ve paylaşım yaparsanız çok memnun olurum. Kanalımızda yazılı sorularınız ve ders anlatım videolarımız da var. Oynatma listelerinden veya videonun üstündeki kartlardan ulaşabilirsiniz. Gelin isterseniz hemen ilk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Kalemimizi aktif ettik. Diyor ki bu cümledeki öğelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Hemen okuyalım arkadaşlar. Yahya Kemal'in şiirlerinde memleketi Üsküp'ün, İstanbul'un ve uzun yıllar kaldığı Paris'in etkisi açıkça görülür. Şimdi sevgili arkadaşlar, hemen birkaç kuralımızı söyleyelim, sonra bu cümlenin öğesini bulalım. Bir, sevgili arkadaşlar, öncelikle bizim yapacağımız şey yüklemi bulmaktır. Birinci işlem cümlenin öğelerinde yüklemi bulmaktır. Şimdi yüklemimiz nedir burada? Görülür. Hocam neden burada görülürdür yüklem? Çok önemli bir soru. Arkadaşlar bir cümledeki yükleme yüklem diyebilmemiz için eylemin, zaten yüklem dediğimizde eylemi hatırlayacağız öncelikle. Eylemin şahsa ve zamana bağlanmış olması lazım. Hocam şahsa ve zamana bağlanmak ne demektir? Şahsa ve zamana bağlanmak demek arkadaşlar bir eylemin kip eklerini, zaman eklerini alması, aynı zamanda şahıs ekini alması demektir. Eğer bir eylem şahıs eklerini, kip eklerini alıyorsa, tamam mı? Kipekleri de bu arada ikiye ayrılır arkadaşlar. Haber kipleri ve haber bildirme kipleri ve tasarlama kipleri, yani dilek kipleri. Bu ekleri alırsa, yani şahsa ve zamana bağlanırsa, o zaman çekimli fiil olur. Eğer bir cümlede çekimli fiil varsa, o zaman o cümle nedir? O cümlede fiil nedir? Yüklemdir. Dolayısıyla yüklemler arkadaşlar cümlede çekimlenerek ne yapılır? Kullanılır. Bunu unutmayalım. Tamam mı? Tek başına kök veya gövde olarak kullanılmaz. O zaman bakalım görülür kelimesi burada nedir? Yüklemdir arkadaşlar. Görülür yüklemdir. Tamam mı? Neden? Görmek fiili görülmek gövdesine dönüşmüş türemiş ve ır, ir, ur, ür geniş zaman ekini almış bakın arkadaşlar. Hocam şahıs eki nerede? Teknik üçüncü şahıs. Şahısla ne yapılmış? Çekimlenmiş. Peki hocam eki yoktur biliyorsunuz. Teknik üçüncü şahsın eki nedir? Yoktur. Burada ne yapılmış? Geniş zaman teknik üçüncü şahsa göre çekimlenmiş. Peki. İki. Yüklemi bulduk. Yüklemin nasıl oluştuğunu söyledik. Burada şu soru aklımıza gelebilir arkadaşlar. Hocam devrik cümle olsa, devrik cümle olduğu zaman da arkadaşlar, burada kurallı cümle biliyorsunuz Türkçe'de başta özne olur, ortada tümleşler, sonda yüklem olur. Düz cümle. Devrik cümle de kullanılır Türkçemizde gerektiği zaman. Devrik cümle olduğu zaman da biz ne yapacağız yüklemi bulmak için arkadaşlar? Cümlenin içinde çekimli fiil arayacağız. Tamam mı? Biraz sonra örnek cümleler olacak, orada göstereceğim. Şimdi arkadaşlar yüklemi bulduktan sonra özneyi bulmak için ne ve kim sorularını soruyor arkadaşlar. Görülen nedir arkadaşlar? Veya görülen kimdir? Şimdi Yahya Kemal diyemeyiz burada. Çünkü bakın Yahya Kemal'in şiirlerinde diyor. Bu bir nedir? Kelime grubu. Bu kelime grubu ne ve kim sorusunu karşılamıyor. Dikkat ettiniz mi? Kimi karşılamıyor? O zaman neye sorusuyla arayacağız özneyi. Görülen ne? Memleketi Üsküp'ün, İstanbul'un uzun yıllar kaldığı Paris'in etkisi. Ne oldu? Özne oldu. Nerede arkadaşlar Paris'in etkisini görüyoruz? Yahya Kemal'in şiirlerinde. Dolaylı tümleç. Diğer adıyla yer tamlayıcısı. Dolaylı tümleçin diğer adı nedir arkadaşlar? Yer tamlayıcısı. Tamam mı? Unutmayalım. Nasıl görülür arkadaşlar? Yahya Kemal'in şiirlerinde memleketi Üsküp'ün, İstanbul'un ve uzun yıllar kaldığı Paris'in etkisi nasıl görülür? Açıkça görülür arkadaşlar. O zaman bu da nedir? Zarf cümlesi. Şimdi arkadaşlar pratik olarak burada açıkçanın zarf olduğunu şuradan da anlayabilirsiniz. Biz yükleme yani fiile nasıl sorusunu sorduğumuz zaman bize hangi kelime türünü verirdi? Hatırlayın, zarfı verirdi. Dolayısıyla zarfı verdiği için bak nasıl görülür? Açıkça. Zarflar da fiilleri niteleyen kelimelerdir.
Unutmayın, zarflar fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi cinsinden kelimeleri nitelerler. Dolayısıyla burada fiili de nitelendiği için aynı zamanda zarf görebiliriz. Kelime türü olarak da zarftır. Zaten zarflar, kelime türü olarak zarflar da cümlede öğe olarak da zarf cümlecini karşılarlar. Bundan dolayı Denizli seçeneği doğru cevaptır. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde biz yapıyoruz. Bakın biraz önce konuyu anlatırken A'yı zaten elemiş olduk çünkü ilk bölüm özne olamaz demiştik. B benzeşiyor değil ama diğer öğeler benzeşmiyor. Zaten belirtisiz nesne olamaz. Yahya Kemal'in şiirlerinde diyor. Şiirlerinin şeklinde bir şey yok. Belirtili nesne neydi arkadaşlar? İ, ı ekini alır. Belirtisiz nesne de ek almaz. Hiç ek almaz. Ama bakın burada dolaylı tümleç eki olan da de hal ekini almış. Dolayısıyla belirtisiz nesne olamaz burada. Değil mi? İsim çekim eki almış. Edirne'de olamaz. Neden olamaz? Çünkü Edirne'yi de biz A ile bakın ne yaptık benzeşiyor. Bu da gitti. Dolayısıyla doğru cevap Denizli seçeneğidir sevgili öğrencilerimiz. Değerli arkadaşlar şimdi ikinci sorumuza geliyoruz. Şimdi ikinci sorumuzda baktığımız zaman diyor ki bu cümledeki öğelerin doğru sıralanışı hangi şıkta verilmiştir? Şimdi sevgili arkadaşlar her şeyden önce biz ne demiştik? Öğeleri ayırırken önce yüklemi bulacağız. O zaman bir cümlemizi okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Ahmet Hamdi Tanpınar. Milliyeti devam ederek değişen, değişerek devam eden sosyal bir varlık olarak tarif eder. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz tarif eder bir birleşik fiil olarak karşınıza çıkıyor. Dikkat ediyor musunuz? Tarif etmek. Bakın bir kalıp halde anlam ifade ediyor. Aynı zamanda tarif etmek, etmek, eylemek, olmak, yapmak. Biliyorsunuz bunlar yardımcı fiillerimizdi. Yardımcı fiiller isimlerle bir araya gelerek ne yapar? İsimlerle bir araya gelerek yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller olsun. Tarif eden kim arkadaşlar? Ne demiştik? Yüklemi bulduktan sonra hemen özneyi bulacağız. İkinci aşama olarak. Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar ne yapıyor? Tarif ediyor. O zaman bu öznemiz. Peki. Sevgili arkadaşlar, Ahmet Hamdi Tanpınar neyi tarif ediyor? Bir şeyi tarif ediyor değil mi? Milliyeti. Neyi kimin sorularını arkadaşlar? Yükleme soruyorsa bize neyi verecektir? Belirtili nesne. Yani burada bir nesne var arkadaşlar. Neyi kimi sorusuna cevap verdiği için burada belirtili nesne olarak ne yapılmış? Kullanılmış. Peki, devam edelim. Ahmet Hamdi Tanpınar, sevgili öğrenciler, Ahmet Hamdi Tanpınar, milliyeti nasıl tarif ediyor? Değil mi? Bakın yükleme sor. Nasıl tarif ediyor? Devam ederek değişen, değişerek devam eden bir sosyal varlık olarak tarif ediyor. O zaman burada da nasıl sorusuna cevap verdiğimiz için arkadaşlar, bu da zarf cümleci oluyor. Şimdi bakalım ekrana. Başta özne. Evet. A, C, E seçeneklerinde başta özne var. O zaman elememiz gerekecek. İkincisi neydi? Nesne. A'yı eledik. Evet. E'yi de eledik. Değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman bakıyoruz. C de uydu. İkisi uydu. Değil mi? Devam. Üçüncüsü zarf cümleci olacak. Evet. Buraya uymadı. Buraya uymadı. Evet. C'deki uydu. Zaten yüklemimiz sonda. Diğerlerinin hepsini de koydu bizi şaşırtmak için. O zaman doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, inşallah anlaşılmıştır. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuza gelelim. Ekranımızı siliyoruz. Üçüncü sorumuzda sevgili arkadaşlar gene cümlenin öğeleri konumuzla ilgili bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eylemden etkileneni buldurmaya yöneliktir? Eylemden etkilen. Yani ne demek arkadaşlar eylemden etkilenen? Evet. Yüklem eylemin kendisidir. Eylemden etkilenen nedir arkadaşlar? Nesnedir. Eylemi yapan kimdir? Öznedir. Öyle değil mi? Bakalım. Hangisi eylemden etkileneni buldurmaya yönelik? Kim anlayabilir şimdi benim hissettiklerimi? Arkadaşlar burada kim ne sorusu? Nedir? Özneyi değil mi? Buldurmak için. Akşam akşam nereye gideceksin bu saatte? Nereye? Yer tanımlayıcısı. Bir yere gidiyorsun bakın. Dolaylı tümleç. Çalışma masasının üstündekilerden çantaya ne koydu?
Kalem koyabilir mi arkadaşlar çantaya? Kalem koyabilir. Telefonunu koyabilir mi? Cep telefonunu koyabilir mi? Koyabilir. Makyaj malzemesine koyabilir mi? Koyabilir bir bayansa. Değil mi çantasına? Çalışma çantaya koyuyor bir şey. Bir şeyler koyabilir. O zaman şöyle yapalım mı cümleyi? Bakın çalışma masasının üstündekilerden çantaya kalem ve cep telefonunu koydu. Soralım. Koydu yükle. Koyan kim? O. O çantaya ne koydu arkadaşlar? Bak dikkat et. Kalem koydu, cep telefonu koydu, makyaj malzemesi koydu. Okuyacağı cep kitabını koydu. Cep boyutunda kitap koyabilir. Yolda okuyabilirsin. Dikkat ettiniz mi? Evet. Özneyi bulduktan sonra bakın ne sorusunu yapıyoruz. Dikkat ettiniz mi? Şimdi biraz önce size dedim ya önce yükleyen sonra özne bulunur sonra diğer öğeler. Bakın eğer burada ne sorusunu özneden önce sorsaydık biz diyecektik ki burada özneyi bulurum ayarını. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman yanlış yapmış olacaktık. Bakın koyan kim? O. O ne koydu çantaya? Ne koydu? Kalem koydu, cep telefonu koydu, kitabını koydu, makyaj malzemesini koydu vesaire vesaire. Tırnak makasını koydu. Bak nesne. Yani yapılan işten etkilenen var. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği burada nedir arkadaşlar? Doğru cevabımızdır. Sizler de Ceyhan seçeneğini ne yapacaksınız? İşaretleyeceksiniz. Evet, unutmuyoruz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Önce yüklem, sonra özne, sonra nesneyi buluyoruz. Çünkü belirtisiz nesnede arkadaşlar ne kim sorusunu soruyoruz. Ne sorusunu soruyoruz. İnsan için biz arkadaşlar ne sorusunu sormayız. Çünkü insan nesne değildir. Buna dikkat edelim. Ne sorusu nesneyi karşılar, belirtisiz nesneyi. Dolayısıyla özneyi bulduktan sonra belirtisiz nesneyi buluyoruz. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.